Dün 9 müteahhit veya sorumlular diyelim, içinde müteahhit olan da var, olmayan da var. Depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluların tutuklandığı, adliyeye götürüldüğü ve orada sorgulandığı gördük, dün izledik. İzmir'de depremde yıkılan binaların sorumluları, müteahhitler, özellikle şu görmüş olduğunuz insanlar efendim ekranda, gördüğünüz gibi maskeliler tabii koronavirüsten dolayı, ne kadar yıkılmış, pişman, ondan sonra hata yaptıkları düşüncesiyle psikolojik olarak beden dillerine yansıyan görüntüleri görüyoruz. Bu müteahhitler İzmir'de yıkılan ve birçok hayata ve cana mal olan binaları yapanlar ve kooperatif yöneticileri aynı zamanda. Kısacası kanunen suçlu bulunmadıkları müddetçe ben de bunlar hırsız, ahlaksız, soyguncu demeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz yargıda olduğu için şu anda burada direkt onlara yüklenmem doğru olmaz. Onun için şöyle demeyeceğim. Bunlar hırsız, sahtekar, cinayet işlemiş katiller demeyeceğim. Çünkü yargıda şu anda. Şimdi baktığımız zaman bu insanların özellikle birçok cana mal olan binaları yapanlar, çimentoyu çalanlar, demiri çalanlar, eksik malzeme kullananlar, çürük malzeme kullananlar, ucuz maliyet için çaba sarf edenler ve orada dış görünüşünü güzel yapıp içte ince detaylara girip ama ana kolonlarda, temelde, kirişlerde, bağlantı noktalarında gerektiği şekilde hareket etmeyen insanlar topluluğu, bu gördüğünüz 9 kişi dün adliyeye sevk edildiler. Adliyede sorgulandılar. Tabii ki nöbetçi mahkeme tutukladı, tutuklamadı onu bilemeyiz ama izlemeye takip ediyoruz. Gözaltına alındılar. Tutukluluk halleri şu anda devam ediyor. Yargılanacaklar. Bunun da bedelini ödeyecekler. Ama gerçekten ödeyebilecekler mi? Hayır, ödeyemeyecekler. Niye? Kaybolan 114 can var. Kaybolan hayatlar var. Kaybolan yuvalar var. Bu 9 kişi adliyeden çıkışta ekranlarınızda geldi. Efendim İzmir'de depremde yıkılan binaların sorumluları. Şimdi Dalton çetesi gibi tek tek çıkıyorlar efendim. Olay yeri inceleme şube müdürlüğünden, asayiş şube müdürlüğünden sorgulandılar ve gördüğünüz gibi de çıktılar ve kelepçeli bir şekilde, çünkü 114 cana mal olan, yıkılan binaları yapan sorumlular, imza atanlar, fendi mesul müdürleri, kooperatif yöneticileri hepsi bir arada. 9'u bir arada. Yıkılan 9 bina, hayatını kaybeden insan sayısının olduğu 9 bina ve 9 kişiyi de tutuklanmış vaziyette. Bunlar göstermelik mi acaba? Yani sadece her apartmanın bir sorumlusu mu var? Bunlar bir sorumlu mu var efendim? Bir apartman yıkılmış, tek sorumlu müteahhit mi? Sadece müteahhit midir yani? 99 depreminde Veli Göçer vardı ya. Veli Göçer, tutukladılar adamı böyle sembolik olarak. Burada da sadece bir apartmana bir tutuklu yeter. Bunların hiç mi belediye başkanları yok içerisinde? Belediyede özellikle fen dairesi, imar değil, oturma raporu veren ve son kontrol oturma raporunu yapan, iskan raporunu yapan kişiler, bunlar sorumlu değil mi? Bunlar da sorumlu. Peki onlar nerede? Onlar yargılanmayacak mı? Dönemin o tarihte imza atan kişiler, oturma raporu veren kişiler, denetleyen kişiler, bunlar sorgulanmıyor mu? Onlar olmayacak mı? Onlar da olması lazım efendim. Biz kalkıp da siyasilere dokunmadığımız müddetçe sorumluları bulamayız. İşte apartmanı yapan böyle müteahhitler, aymaz müteahhitler, ondan sonra tutuklanır, iş biter, ne oldu? İşte yakalandı, cezalarını çektiler. Yani çok enteresan efendim, çok enteresan.